Esnaf'ta programında bu hafta akaryakıt satışı yapan esnaflarımızın yanındayız. Bekir Sami Yılmaz. Akaryakıt satışı yapıyorsunuz. Ben Elazığ'a geleli 6 yıla yaklaştı. İşinizin ne gibi zorlukları var? Onun hakkında bilgi verebilir misiniz? İşimizin yani bütün sektörlerden en zor iş bizim sektördür. Çünkü 365 gün, 24 saat çalışan bir sektördür. Bayramı, seyranı olmayan bir sektör. Onun için en zor sektör bizim sektördür. Başka hiçbir sektör 24 saat çalışan sektör görmüyoruz. Evet, buradan vatandaşın mutlaka ki merak ediyordur. Ya akaryakıt fiyatları sürekli olarak yükseliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi fiyat genel olarak zaten vatandaş mağdur. Fiyatlar vatandaşa çok geliyor. Bizim sıkıntı olarak zaten akaryakıtın zamlanması, satışların durmasına, azalmasına da neden oluyor. Bunun ikinci sorun olarak zaten rekabet sorunu. Bir yandan da buna rekabet demeyelim, kaçak akaryakıt diyelim veya faturasız akaryakıt diyelim. Biz bayiler olarak aldığımız yakıtın çok altında istasyonlarda satışlar var. Bu konu zaten dürüst çalışan bayileri bitirmiştir. Evet, sözü kesiyorum. Hemen Elazığ'da akaryakıt satışı yapan esnaflarımız çok mu sizce? Yani faturasız veya kaçak ucuz mazot diyelim. Bunları üçünü de birbirine katarak söyleyelim, çoktur. Evet, vatandaşlarımız akaryakıt alırken nelere dikkat etmesi lazım? Nerelerden alması lazım? Ya şimdi biz onu şöyle sıralayabiliriz. Mesela hemen sorunun içine bir soru daha sorayım. Mesela aracın performansını arttıran akaryakıtlar söylüyorlar, mesela reklamlarda var. Tüm akaryakıtlar aynı mı mesela? Tüm bayilerdeki aynı mı? Ya belki şirketler arası az çok değişiklik olur ama eğer katkılı veya kaçak değilse çok fazla bir az bir şey, kalite olarak yani az bir şey belki fark eder firmalar arası, o da çok değil. Yani yakıt olarak kesafet farkları belki olur. Diyelim biri kesafeti 820'ye veriyor. Birinin kesafeti 840. Yani eğer yapma mazot dediğimiz yoksa da fazla bir şey olmaz. Ancak o kesafetten biraz fark eder. Araba daha az yakar, çok yakar. Evet, buradan bizler mesela Elazığ'da vatandaşlar olarak akaryakıt şirketleri çok para kazandığını düşünüyoruz. Onlar zengindir, çok para kazanıyor. Mesela bir motorunun 5 lira olduğu mesela akaryakıtçı kazanıyor olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda akaryakıtta o düşündüğümüz gibi para kazanılıyor mu? Zor bir meslek mi? Biraz önce dediğim gibi en zor mesleklerden biri olduğu için aslında akaryakıtçıların çok kazanması lazım. Niye? Çünkü 24 saat hizmet veren bir sektör. En az diyelim şunu diyelim, bir bankaya gidiyorsun saat 9 ile 5 arası. Bakıyorsun o bizim 10 katı kazanıyor. Ama bizim öyle değil. Bizim 24 saat olduğu için bizim daha çok kazanmamız lazım. Ama öyle değil. Şu anda öyle ucuz satan bayilerimiz var. Bayi yani akaryakıt istasyonları. Bu anda şu anda bizler yani her sene veya her ay zararla kapatıyoruz. İşlerinizin daha iyi olabilmesi için, mesela birçok sorundan bahsettiniz. İşlerinizin daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir? Ne tip önlemler alınabilir? Buradan yetkililerimize neler söylemek istersiniz?
buradan yetkililerimize, EBDK yetkililerine şey olarak veya Enerji Bakanımıza kaçak akaryakıt dediğimiz bunun önlenmesi lazım. Bunun önlenmesi kesinlikle faturasız araç çıkarılmamalı. Çünkü çok kaçağın çoğu irsaliye ile çıkarılıp irsaliye ile çıkan motorun istasyonlara boşaldıktan sonra o irsaliyeyi götürüp iptal ediyorlar. İptal edildikten sonra bazılarda bir KDV veya ÖTV kaybı oluyor devletimizin. Bizim tahminimize göre %25 şu anda piyasada faturasız veya kaçak dediğimiz piyasada akaryakıt satılıyor. %25. Bu devletimiz için de bir kayıptır. Biz dürüst çalışan bayiler için de bir kayıptır. Bunu yetkililerden rica ediyoruz. Bu soruna bir el atmaları lazım. Ve ikinci kaçak sorunu gemilere verilen yakıt hem ÖTV'siz hem KDV'siz. Böyle olunca gemi mazotu da demek geliyor. Bazı istasyonlarda satılıyor. Satıldıktan sonra dürüst çalışan bayiler tekrar zarardayız. Sonuçta tehlikeli bir meslektesiniz. Can güvenliğiniz çok iyi almanız lazım. Elemanlarınızın can güvenliğini sağlaması için ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Kaç tane eleman çalıştırıyorsunuz bayinizde? Şu anda benim 3 tane sigortalı işçim var. Biz kendimiz de zaten işçi olarak gece gündüz çalışıyoruz. Yani istasyon işçiler olarak dedim ya 24 saat dolan bir şey olduğu için işçiler de zor durumda. Onlar da yani zahmetli bir iş. Akaryakıtı nereden alıyorsunuz? Elazığ geliş aşaması nasıldır? Zor mudur? Ne kadar akaryakıt geliyor size mesela? Biz zaten bayi olarak iki vatandaş, iki bayi olarak çünkü bir tanker alamıyoruz. Satışlar olmadığı için, fiyatların yüksek olduğu için. Yarı yarıya bir tanker yarı yarıya alıyoruz. Vatandaşları etkilediği kadar petrol zamları sizleri de çok etkiledi. Tabii. Yani burada mesela yani bunun çözümü ne olabilir? Nasıl inebilir bu petrol fiyatları istediğimiz fiyatlara gelmesi için? İstediğimiz fiyatlara gelebilmesi için ÖTV veya KDV'den devlet indirim veya geri çekmesi. Sizce zam gelir mi hala? Dünya piyasasına bağlı olduğu, dolara bağlı olduğu için dolar yükseklikçe o da yükselir. Ham petrol fiyatları yükseldikçe o da yükselir. Bu şartlarda böyle oldu mu mutlaka yükselecektir. Evet, şimdi vatandaşlarımız merak ediyor. Bu işi yapmak isteyenler bir petrol şirketi açmak için, akaryakıt satışı yapması için ne gibi şartları var? Hangi prosedürler var? Onun hakkında da bilgi verebilir misiniz? Bilginiz varsa. Akaryakıt şartları çok zor. En çok ceza yiyen şu anda akaryakıt sektörü. Bunların mesela biz bir diyelim firma değiştiriyorsun. O boşlukta senin şey levhan olmadığı zaman 160 milyar vergi levhası değil, fiyat levhası. 160 milyar cezası var. Diyelim biri bir tüp dolumu yaptı, 160 bin cezası var. Bir diğer adıyla 160 milyon. Yani devlete en çok vergi toplayan bizleriz. Ve en çok ceza da bizlere kesiliyor.
Mehmet Yılmaz. Evet. Akaryakıt sektöründen uğraşıyoruz. Kaç yıldır bu işe? 88'den beri akaryakıt istasyonuyla uğraşıyoruz. Evet. Dede mesleğimiz. Evet. İşte dededen babaya, babadan şimdi torunlar olarak biz çalıştırıyoruz. Evet, maşallah diyelim. Evet. Ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz akaryakıt satışı yapan esnaflar olarak? Şu an akaryakıt sektöründe çok büyük sıkıntılarımız var. Bunları defalarca dile de getirdik. En büyük sıkıntımız bu akaryakıt diğer firmalarla rekabet edememe şansımız. Bunlar şu an maliyetin altında mal sattıklarından dolayı biz satışta durma noktasındayız şu an. En büyük sıkıntımız bu. İkinci sıkıntımız dağıtım şirketlerinin akaryakıt istasyonları alıp onları çalıştırıp bize vermiş olduğu yakıtın daha altında paralara yakıt satmaları bizim için büyük bir sıkıntı bu. İkinci sıkıntımız devletin sanki burada resmi memurları gibi burada istasyonda şu an 4 tane 5 tane mesul müdürümüz var. Bunların maaşları, bunların sigortaları bize büyük bir külliyet. Hem kazancımız yok, hem burada maliyetimiz çok yüksek. Evet, tehlikeli bir meslek. Sonuçta Allah göstermesin bir patlama olduğu zaman, evet, bir yangın çıktığı zaman. Onun tedbirlerini olarak, firma olarak alıyor musunuz? Ne gibi tedbirler alıyorsunuz? İşte TSE'nin vermiş olduğu bütün yükümlülükleri hepsini yerine getirmişiz. Evet. Yani bundan sonrası da daha Allah'a kalmış bir şey. Evet, vatandaşlarımız şimdi bir son gelen zamlarla 5 TL oldu. Evet. 5.130. Evet, 5 TL geçti. Ondan sonra benzin fiyatları 6 TL'ye yaklaştı. Otogaz fiyatları 3 lirayı geçti. Bu fiyatların yükselme sebebi nelerdir? Ve yükseldikçe siz kazancınız artıyor mu? Yoksa azalıyor mu? Buradan vatandaşlarım çok merak ediyor. Acaba akaryakıtçılar da memnun mu bu zamdan? Şimdi bizim bundan 3 ay önce harman zamanı öyle değil. Evet. 8. ayda bir tanker yakıt 55-60 bin liraydı. Şu an 90 bin lira. Evet. 55 bin liraya sattığımız yakıtta da örnek veriyorum. 5 lira kazanıyordu. 90 bin liraya sattığımız yakıtta da 5 lira para kazanıyoruz. Siz karı fark etmiyor mu? Fark etmiyor. Evet. Yani o konuda fiyat da yükseldikçe bizim sermayemiz bitiyor. 50 liraya aldığımız yakıtı 90 liraya alıyoruz. 90 liraya aldığımız yakıtı üzerine 40 lira koyup alıyoruz. Ve karımız yine aynı. Evet. Zor bir sektör. Çok zor. Sizden önceki esnafımızla konuştuk. Gecemiz, gündüzümüz yok dedi. Yok. Evet. Hafta sonumuz yok dedi. Evet. Günlük 24 saat çalışıyor. 24 saat çalışıyor. Evet, bu mesleğin ne gibi zorlukları var? Bu işi yapacak kişilere neler söylemek istersiniz? Vallahi bu mesleğimizin çok sıkıntıları var. Yani bu mesleğimizin sıkıntıları bitmez. Ha, güzel tarafları da var. Güzel tarafları halkla iç içeyiz. 24 saat. Aslında mesleğimiz güzel bir meslek de. Evet. İşte bu çektiğimiz sıkıntılardan dolayı biraz daha böyle iş yerimize gelirken giderken böyle biraz buruk gidip geliyoruz. Bunun da sebebi para kazanamamamız. Evet. Ve bize devletimizin vermiş olduğu bütün sorumluluklar, yükümlülükler istasyon sahiplerine çok büyük bir külliyet. Evet. LPG'de sorumlu müdürümüz var. Şimdi tehlikeli madde danışmanlığı diye bir ekstra yaptılar bize. Evet. Bunun aylık maliyeti bize 1 milyon 500 milyon hemen hemen bir işçi parası. Evet. Otomasyon bize kurdurdular. Biz 15 bin Türkiye çapında akaryakıt bayisiyiz. 15 bin tane akaryakıt istasyonuna 20'şer bin lira maliyetten 2006'da. Evet. 20'şer bin lira maliyetten otomasyon kurdurdular. Evet. O zaman 64 tane dağıtım şirketi vardı. Evet. 15 bin akaryakıt istasyonu sahibine otomasyon kurdurdular. 60 tane dağıtım şirketine bu otomasyonu kurduramadık. Bizim bütün sıkıntımız bu dağıtım şirketlerinin otomasyon kurmaması. Evet. Otomasyon kurmadığından dolayı bu gemilerden gelen yakıtlardan, ötevesiz yakıtları diyeyim. Evet. Ötevesiz yakıtlardan dolayı piyasaya bu malları sürüyorlar. Bunun satışını ana dağıtım şirketleri kendi ellerinden yapıyor. Veriyor bayilerine. Bir şekilde onu bertaraf edip ticarete döküyorlar bunu. Böyle de yapınca bu sefer bizim onlardan savaşma bir lüksümüz olmuyor.
Bizim 4600-4700 liraya mal ettiğimiz yakıtları 4190-4200 lira gibi rakamlara satıyorlar. Burada erbabı namusu esnaf bitiyor. Çünkü rekabet bilme şansın yok. Şimdi müşteriye de bunu anlattığın zaman anlamıyor. Diyor ki neresi ucuzsa, neresi şeyse ben oradan alırım. Ama bunun sonuçlarına da katlanması lazım. İleride herhangi bir denetimde, herhangi bir şeyde bu genellikle zaten bu yakıtları biz ticari maksatlı nakliyecilere, otobüs firmalarına satıyoruz. Şimdi bunlar o istasyonlardan aldıkları yakıtların fişlerine çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü o almış olduğu yakıtın fişleri hiçbir geçerliliği yok. Bu 3 sene sonra, 4 sene sonra incelemede bunlara başlarına büyük bir sıkıntı. Neden? Çünkü devletin vermiş olduğu rayişin çok çok altında satıyorlar. En büyük sıkıntımız bu. Senelerdir biz bunların savaşını veriyoruz ama inşallah bundan muvaffak olacağız. Biz geçen başbakana da bir dosya verdik. Dedik ki bu KDV oranlarını 118'den %1'e çekin. %1'e çekmelerindeki gaye şu an %18 büyük bir rakam. Evet. 5 milyon üzerinde aşağı yukarı 700-800 bin lira yapıyor. Adam zaten bunu ÖTV'siz alıp ÖTV'siz satıyor. Büyük bir rakam. Evet. Bir istasyonun 35-40 bin litre günlük satan bir istasyonun devlete zararı 1 milyon 160 bin lira. Evet. 1 trilyon 160 lira. Şimdi bir istasyonun kaybı. Bunun gibi yapan istasyon Türkiye'de 15 bin tane istasyon var. Yani bunun 3000'i 5000'i ne yakın bu satış yapan istasyonları var. Devletin bir istasyondaki bir aydaki kaybı 1 trilyon 160 milyar. Onun hesabını daha maliye veya defterdarlık yapsın yani. Bizim matematiğimiz yetmez abi. Yetmez. Evet. Elazığ'da akaryakıt satış yapan esnaflar çok mu? Şu an biraz önce bahsettiniz de birlik beraberlik olmadığını söylediniz. Evet. O birlik beraberliği yakalamak için neler yapılabilir? Birlik beraberliği yakalamamız için en büyük eksikliğimiz bizim bu sektörde. Yani biz bel altı diyoruz. Yani bu satışlar böyle rakamsal olarak şey olarak yani sıkıntılarımız çok büyük bu konuda. Toplu halde hep beraber satışımızı yapalım. Hizmetini veren, hürmetini veren, ikramını veren, arabasını istasyona gelip de tertemiz bir şekilde yıkatıp gönderen istasyonların da emekten olsun bu iş. Yani böyle illegal yollardan yapılıp da esnafları böyle bu kadar kötü sıkıntı durumlara bırakmamalar lazım. Evet, satış yapan çok esnaf var mı sizce? Nasıl? Akaryakıt satış yapan esnaf çok mu? 120 tane istasyon var Elazığ'da. Elazığ olarak çok mu yani bu rakam? Çok yani. Hele mesela bizim burası Bingöl yolu. Ben Keltitepe'den bu da tarafa 17. istasyonu. Yani hemen hemen 1 kilometrede bir istasyon var gibi. Evet. Yani, şimdi bu işi yapmak isteyen kişi rahat açabiliyor mu benzinlik? Mesela örnek veriyorum. 1 kilometresi var mı? Var. Mesela şehir şu kadar mesela şu kilometrede tabii, olması lazım. Akaryakıt açılsın. Başka prosedürü var mı? Şehir merkezinde 1.34 metre. Bir istasyondan bir istasyon arası. Kilometre olarak. Ama çevre yolu dediğimiz yollarda LPG 10 kilometre, akaryakıt istasyonu 5 kilometre. Evet. Evet hocam şimdi bir de şey sorayım. Akaryakıt fiyatları neden yüksek? Akaryakıt yani fiyatları... Yani şimdi vatandaşlar kara kara düşünüyor. Evet. Bazıları mesela aracını kullanamaz. Hale geldi. Evet. Evet, siz de bu işleri daha iyi bilirsiniz. Bu akaryakıt fiyatları yükselir mi sizce? Yani 6 TL'ye kadar yükselir mi sizce? Yani bu şartlarda bu doların yükselmesi, piyasal şartlar dünyanın ekonomisinden dolayı doların da yüksek olması tabii biraz daha bugün zam bekliyorduk. Dün zam bekliyorduk motorine 10 kuruş olmadı. Hiç de olmadı. Çok tabii yani ondan yırttık. Çok şükür. Doların yükselmesinden dolayı öyle bir sıkıntılarımız var. Bir de bizim tarımsal olarak bu tarım kredi kooperatifleri de bizi büyük bir şekilde etkiliyor. Bu kooperatifler getirip burada çiftçilere yakıt satıyorlar. O da bize büyük bir engel. Ondan sonra nakliyeci, kamyoncu esnafımız biliyorsunuz otobüsçüler şu an zarar ediyorlar. Nakliyede, yolcu taşımacılığında bu bizim için de büyük bir engel. Çünkü mazot fiyatının yüksek olduğundan dolayı kamyoncu ve otobüsçü
yakıt zaten iş yok. Yakıt alamıyor. Yakıt alamayınca bu sefer illegal yollara işte kim ucuz, işte yağdır, sudur. Yani arabayı çalıştırayım da yani ne olursa olsun gibi şimdi oldu. Hı. Onların da sektörler olarak, onlar da kendi işlerinde büyük bir sıkıntıları var. Hı. Nakliye fiyatları, ben 2008'de nakliyecilik yaptım. Geçen sene bıraktım. Hı. 2008'de İstanbul'dan Elazığ'a nakliye getirdik. 145 lira, halen de 145 lira. Evet. Mazot oldu 6 lira, o dönem 2 milyondu. Evet. Şimdi nakliyeci sektörü de öldü. Evet. Adamlar İstanbul'a veya işte oradan buraya gelip gidişleri komple yakıt. Evet, geçen hafta zaten onları çekmiştik, evet. Takip etmişseniz. Evet. Onlar da bayağı sıkıntı olarak yaşıyorlar. Mazottan dolayı çok büyük sıkıntı. Yani bu sektörün dönmesi için akaryakıt. Akaryakıt, evet. Akaryakıtta fiyatlar yüksek olunca nakliye fiyatları, fiyatları da yükselmesi lazım. Yükselmiyor. Evet, yükselmiyor. Evet, onlarda da büyük bir rekabet var. Evet, şimdi biz vatandaşlar olarak şu benzinlikten ya da şu firmadan akaryakıt alırsak aracımız performansı yüksek olur. Ya da şu benzinliğe gitsek mesela akaryakıtı çok temiz, evet, diye düşüncesindeyiz. Gidip oradan alıyor mesela. Evet, doğru. Ben örnek veriyorum, ben mesela 3 kilometre o yana gidip mesela akaryakıtımı alıyorum. Evet. Yani bir sefer duymuşum yani. Evet. Yani şurada akaryakıtı çok kaliteli. Evet. Böyle bir şey var mı? Şimdi, yani şu benzinlikten şu benzinlik arasında akaryakıt kalitesi fark ediyor mu? Vatandaşlarımız bunu önemsesinler mi? Akaryakıt alırken nelere dikkat etmesi lazım sizce? Akaryakıt alırken en çok önem vermeleri konusu fiyatların, mesela diyelim çok düşük meblağlarda satan yakıtlardan 5 lirası 4 lirası. Evet. 5 lirası 4 lirası. O tarz istasyonlarda illaki bir sıkıntı olur yani. Evet. Ya mazot konusunda olur veya fatura konusunda olur, illaki olur. Ama şu an yakıtlarda herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Bendeki yakıt da aynı, X firmalardaki yakıtlar da hep aynı. Şuradaki şu an en büyük kaybımız yakıt kaçakçılığı, fatura kaçakçılığı. Yani bu KDV'den, KDV büyük bir rakam, evet. %18. En büyük kaybımız KDV. Evet. Bunu %18'den %1'e çekersek inşallah bu sorunu çözmüş oluruz. O fiyat fark aralığını millet, diğer işte istasyonlar diyeyim, hı, onlar şeye vuruyorlar, bunu o kısımdan faydalanıp uygun satıyorlar. O da bizi ve yakıt alanları da büyük bir şekilde etkiler yani ileride. Hem madden hem manen. Öyle diyeyim. Evet. Eleman sıkıntısı. Eleman yaşıyor sıkıntısı. Musunuz? Çünkü biz her hafta bir, evet, sektör alıyoruz, bir meslek dalını alıyoruz. Onları sürekli ziyaret ediyoruz. Genelde kalifiyeli eleman sıkıntısı. Evet. Yani normal eleman sıkıntısı yaşanıyor. Evet. Siz de benzinlikçiler olarak, akaryakıt satışı yapan esnaflar olarak, evet, eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz? Çekiyoruz, evet. En büyük sıkıntılarımızdan biri o. Çünkü 24 saat müşteriyle yüz yüze gelen, müşteriyle birebir bir istasyon çalıştıran, ben her zaman bunu söylüyorum, yanımızdaki bulunan elemanlar. Evet. Çünkü eleman ne kadar iyi olursa hem satışın o kadar iyi olur, hem kendin iyi olur, hem gurur duyarsın, hem gelen müşteri bir aile gibi, bir kardeş gibi, hı, bir abi gibi böyle rahat eder. Çayını içer, kahvesini içer. Zaten akaryakıt istasyonlarının bu denli aslında şey olması lazım. Böyle bir aile gibi, bir ev gibi, bir sığınacak yer gibi, hı, yerler olacak. Ki yani müşteri gittiği zaman çayını da içecek, rahatını, istirahatını edecek. Her şeyini yapacak yani. İstasyon çok önemli bence. Akaryakıt istasyonu hem müşteri açısından, evet, hem biz açımızdan, lavabolarımız olsun, marketimiz olsun, yani o tarz konuları da iyi olması lazım bence. Evet, röportaj öncesi bir cümle kullandı da çok dikkatimi çekti. Dediniz, dedim, akaryakıt istasyonu vardı, evet, babam vardı, bu işi ben yürütüyorum, ama dedim evladıma söyledim, bu işi yapmaz. Evet, yapmaz. Evet, neden bu kadar tepki gösterdiniz, evladınız bu kadar tepkinde bulundunuz? Yani bu iş ehlinden çıktı. Evet. Önceden akaryakıt istasyonu dediği zaman böyle bir... Yani biz mesela vatandaş olarak, evet, biz şunu düşünüyoruz, akaryakıtçılar zengindir. Evet. Büyük paralar, evet, kazanıyorlar. Evet. Yani neden oğlunuzu ya da çocuklarınızı bu işi yapmak... Şimdi akaryakıt sektörü bundan 5-10 sene önceye kadar çok iyiydi. Evet. Ne kadar dağıtım firması açıldı, ne kadar istasyon açıldı. Evet. Burada şimdi aslında, evet, bir biz bugün başkanımızla da bir, evet, evde oturduk, konuştuk. Evet. Bir pasta var. Pastada 10 dilik var. 11. adam geldiği zaman ister istemez bu yediğimiz pastada payda eksiklik olacak. Hı. Zaten zor şartlarda zor şartlarda ayakta duruyoruz. Şu an bizim mesul müdürümüz var LPG'de. İşte dedim ki tehlikeli madde var. Hı. Yani otomasyon ücreti diyoruz, aylık 1 milyar 180 milyon. Hı. Bir işçi parası. Yani devletin bütün
mühendislerini, müdürlerini biz akaryakıt istasyonlarında toplu halde çalıştırıyoruz. Bunların sigortalarıdır, bunların muhtasarlarıdır. Yani bizim akaryakıt istasyonu için çok büyük böyle sıkıntılarımız var yani bu konuda. Evet, akaryakıt Elazığ'a geliş süreci hakkında bir kere bilir misiniz? Nereden alıyorsunuz? Nasıl geliyor? İşte, nasıl dolum yapıyorsunuz evet. buraya? Genellikle otogazı nasıl yapıyorsunuz? İskenderun, Mersin. Yani size mi aitiyorsak firmanız mı getiriyor size? Genellikle Latin'e getiriyoruz. Ha, şimdi ona da değineceğim. Zaten şimdi ADR'li araç çıkardılar. Bir ADR'li araç tankerinden dorsesi 600 bin lira. Zaten şu an öyle hale gelmişiz ki bir tırı 3 istasyon dolduracak hale gelmişiz. 30 bin litre. 3'e bölüyoruz. 10'ar bin litre yakıt getiriyoruz. Yani şeyimiz de daraldı. Satış olmayınca yani bir tırın maliyeti 140-150 bin lira. Ama bunu ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. Adam başı 50'şer bin liraya geliyor. Hem ödeme rahatlığı oluyor. Hem zaten satış da yok. Mecburen o süreçte öyle tamamlıyoruz. Şimdi adaleli araçların önümüzdeki seneden itibaren tam yürürlüğe girerse bizim yetmiş olduğumuz nakliye giderleri de artacak. Şimdi 600 bin lira adam araca para bağlıyor. 600 bin lira bağladığı araçtan da o mesela şu an 100 kuruşa getiriyoruz. O zaman nakliye firmaları bunun nakliyeyi de yükseltecek. Bu sefer kar marjımız diyelim 50 kuruştan 40 kuruşa düşecek. Bu da bizim için büyük bir sıkıntı. Adaleli aracın istenmesi, adaleli aracın piyasaya gelmesi. Zaten şu an biliyorsunuz 600 bin lira bir araç. Her istasyon bunu alacak bütçeye sahip değil. Evet, hemen buradan tarımla da alakalıdırsın işine. Çünkü tarım iyi olursa akaryakıt satışları da iyi olur. Mesela eskiden biz de tabii köyden yetiştik. Biz de bu süreçten geçtik. Evet, mesela önceden döver biçerler yoktu. Evet. Traktörler de vardı. O zaman patos sistemi. Evet, akaryakıt daha çok gidiyordu. Evet. Bu sizin işlerinizi etkiledi mi mesela? Çok etkiledi. Şimdi bizim en büyük ovanın en büyük kaybı bu sulama projemiz. Bizim Eyüpbağları istasyonumuz var burada sulama. Buradan çiftçiler ekin eker. Sulamada sıkıntımız yoktu. Bu sulama birliğinin işte masrafları, giderleri birikmiş. Belli bir noktaya geldi. O dönemlerde de başkanların işte çiftçiden alamaması, işte para kazanamaması bu kooperatif fes oldu. Fes olunca bizim bu sulama kanalları bitti. Şu an önceden pancarımız vardı, pamuğumuz vardı. Pek tütün buğday, mü de ekiliyordu? Evet, buğday pek az ekilirdi. Çünkü hep genellikle yeşil. Şeker fabrikasından dolayı istasyonumuzda arabamızı koyacak yer kalmazdı. Yani kendi aracımızı istasyona park edemezdik. Ama şu an o sektörü de bitirdiler. Sulama olmayınca ekin de bitti. Burada biz de bittik. Sadece biçer, döver zamanı gelir. Biçer, ekini biçer. İşte traktörde 300-500 liraya zaten götürür malını teslim eder. Gelir. Yani sezonu kapatmış olur. Tabii sezon bitmiş olur. Biçerden bitirir diyoruz yani. Önceden harman zamanıydı. Herkes bir şekilde biçmesine ayrı. Biçmesine ayrı. Patozunu vurmasına ayrı alınırdı. Çütünün sürmesi ayrıydı. Şimdi zaten öyle hal oldu ki yağış yağmayana kadar gidip millet bir puluk sürmüyor. Niye? Maliyet yükseliyor. Diyor ki yağış yağsın. Puluktan değil daha. Biz külfatı ödüyoruz. Onlardan daha çizip yani nibzerden ekiyor. Yani üstünü çizip öyle bir ekin ekip çıkıyoruz yani. Evet, şimdi ben merak ediyorum. Şimdi sizin mutlaka sürekli akaryakıt satışı. Eskiden gelse depoyu pulla derlerdi. Evet, evet. Şimdi ise 20 lira, 10 lira, 15 lira. 5 liraya kadar yakıt verdiğimiz oluyor. Evet. Ama işte milletin alım gücü yok demek ki. Evet. Olmayınca sıkıntı bu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Valla son olarak bizim en büyük sorunlarımızın çözülmesi için. Çözümlerimiz için işte bizim EPDK diye bir kurumumuz var. Maliye var. Evet. Bizim ricamız bunlardan bu konu üzerinde biraz daha bir hassasiyet göstermelerini, daha bir şeffaf bir şekilde bu olaya bir el atmalarını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden, maliyeden, EFEDAK'dan. Yani en büyük sıkıntılarımız bu. Şevki Demirer. Biz 1992'de beri ben bu işi yapıyorum. Bak, petrolcülük yapıyorum. Şimdi bu durumda
Elazığ petrolcüler hepsi mağdur. Yani hepsi mağdur durumda. 30 petrolü, 30 petrol istasyonu işini bir tek petrol yapıyor. Bak bir tek petrolü sattığı yani 30 tane petrola karşılıyor. Şimdi ben burada satıyorum 6-700 litre, o biri satıyor, o biri satıyor 15 bin litre, 20 bin litre. Neden oluyor bu? Çünkü adamlar, bize mesela bugün diyelim 4.45 artı 110'dan nakliye ne oluyor? 4.45, 110'dan nakliye koyduğu zaman ne oluyor? 4.56 oluyor. Yani 4.560 oluyor. Adamlar karşımızda 300 metre sağımızda, şurada solumuzda. Adamlar bu durumda 4.5'a mazot satıyorlar. Bak 4.5'a bize yana gelen maliyetin daha 6 kuruş, 60 kuruş da altında mazot satıyorlar. E şimdi gelen müşteri nerede ucuz modu koşuyor. Nerede ucuz modu koşuyor oraya. Gidiyorsa oraya tırlar, kamyonlar, otobüsler sırada. Günde 10 bin, 20 bin litre adam 30 bin litre mazot satıyor. E bu yanda 30 tane petrolün hepsini toplasan onu satamıyor. Yani hepsini toplasan onu satamıyor. Yani hepimiz için bu durumda mağduruz. Yani mağdur olmuşuz. Hepimiz zarardayız. Yani bu durumda. Onun için ben diyorum bunu medyanın huzurunda söyleyeyim ki siz de bize yardımcı olasınız. Şimdi adamlar mazotu ne şekil alıyor? Artık kadavasız kullanıyorlar. İrsaliyle getirirler. Kadava madava içerisinde yok mu? Yüzde bilmem kaç diyorlar. %20, %25 faturalı, %75'i faturasız, kadavasız bu şekil mi satıyorlar? Bunu işte ben bunu size söylüyorum ki siz bunu mesela bize yardımcı olasınız. Devlete aktarma yaparsınız. Bize yardımcı olasınız. Bu konuda ben size yani sizi çağırdım hatta buraya. Şimdi bunların yani bu şekil arkadaşlarımın hepsi yol bu. Hatta yani bu Bingöl Caddesi. Adamlar Batman'dan gelmiş, Şırnak'tan gelmiş, Diyarbakır'dan gelmiş. Hangi istasyon çalışmıyor? Adam geliyor 1500 lira, 2000 lira aylık kirayla alıyor. Kira karşılığında alıyor, çalıştırıyor bir sene. Bir sene çalıştırdıktan sonra bu sene isim değiştiriyor. Yani Hasan'dır Hüseyin oluyor, Hüseyin'dir Aslan Petrol'u bilmem ne yapalım. Yani bu sene her şeyde bir isim değiştiriyor. Senede bir isim değiştiriyorlar. Bu isimler altında bu işi yürütüyorlar. Yani devlet de buna bakmıyor, ayıkmıyor. Ne şekil yapıyor bilmiyorum ben yani. Yani bunu ben size söylüyorum. Evet. Evet, uzun yıllardır bu sektörde. Çok uzun yıllardır. Ben en azından 92, yani 8, 17, 25 yıldır yani ben bu işi yapıyorum. Benim altımda bir tane dört tekerli taksim yok. Bak, 25 yıldır bunu yapıyorum, benim altımda bir taksim yok. Ama adam geliyor burada bir sene yapıyor, kiralıyor. İrsaliyle mazot getiriyor, satıyor, ne şekil yapıyorsa bizim mesela aldığımız fiyattan 100 lira da altında satıyor adam. Hiç bu adam kar etmese dahi hiç o geliş fiyatına satsın. Buna maliyetine satsın. O da yok. Yani hepimiz perişan olmuşuz, mağdur olmuşuz. Evet, mesleğiniz evet. Zor bir meslek. Ne gibi zorluğu var akaryakıt satışı yapan esnaf? İşte akaryakıt satışında ben sana diyorum yani... Geceniz gündüz olmadığını söylediler sizden önceki esnaflarımız. Siz neler söyleyeceksiniz? Abi gece gündüz de valla gece 11-12'ye kadar da çalışıyoruz yani. Sabah mesela namazda 4'ten 5'te açıyoruz. Gece 12'ye kadar çalışıyoruz. E zaten bunda gece 12'den sonra kim var ki? 300 metre sağımda petrol, 500 metre solda petrol. Karşımızda 300 metre ileride yine petrol. Abi bunlar mesela buraya ucuz sattığı zaman kimse bize gelmiyor. Kimse girmiyor yani petrole. Yani biz beklesek de boş beklemesek de boş. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi işlerinizde azalmaya mı sebep oldu, artışa mı sebep oldu? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yok o konuda vatandaş yani şikayetçi değil. Ben çok arkadaşlar geliyorlar. Diyor devletimiz mağdur olmasın. Mesela Suriye, Mirya konusunda, İrak konusundan. Bu Amerika'nın yani bu PKK terör dolayısıyla yani vatandaşın devlete bir yardım yani bu. Yani onun için şikayetçi yok yani. O konuda hiç kimse şikayetçi değil. Yani ben böyle soruyorum arkadaşlar geliyorlar. Diyorum böyle ya diyorlar devletimiz şey olmaz, ekonomimiz çökmesin. Yani dış güçlere karşı şu bu yani herhangi bir mağdur olmasın devletimiz. Yani millet şey yapıyor, göz yumuyor ona da. Ondan değil yani benim şikayetim bir tek mesela var ki adam Batman'dan, Diyarbakır'dan, şuradan, buradan yani petrol istasyonlarını kiralıyor. Petrol istasyonlarında haksızlık oluyor. Yani yerinde alışımız belli, artı nakliyemiz belli. 5.50'ye, 4.50'ye, 4.60'a bize mal oluyor. Adamlar burada 4.50'ye mazot satıyor. Yani geliş fiyatının altında. 6 kuruş altında satıyor. Akaryakıtı kalitenin peki onların? Aynı.
Hiç fakire bir şey yok. Farkında bir şey yok. Talihlere gönderiyoruz, şikayet ediyoruz, şu buyuruyor. Adam diyor talih yapıyor, ulusal marker, şu bu her şey tamamdır. Ama diyor adamlar başka konular, sistemi kurular, ne şekil yapıyor diye biz anlayamıyoruz. Dağıtım firmasıyla onların arasında yani ne oluyorsa anlaşmalı çalışıyorlar ya. Dağıtım firmasıyla istasyon anlaşmalı çalışıyor. İşte kimse bir şey yapamıyor. Nasıl yapıyorsunuz? Evet, uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz dediniz. Eskiden işleriniz nasıldı? Daha mıydı? Eskiden benim işlerim şimdi o kadar. Mesela ben ayda 40-50 bin litre mazot satıyordum. Ben şimdi ayda mesela satıyorum 20 bin litre. Yani 4'te 1'i, 3'te 1'i. Yani bu şekilde yani satıyorum. Yani köyde ama arkadaşımız Ahmet de burada. Ahmet görür, bir ayda satacak ya 15 bin litre, ya 10 bin litre mazot satıyor. Lepeye mesela 25-30 bin litre çıkan, bütün lepeye ayda 9 bin litre, 8 bin litre, 10 bin litre satıyor. Adam bakınca sağımızda lepeyeyi satıyor 100 lira aşağı. Bakınca solumuzda satıyor 150 lira aşağı. Yani bunlar ne şekil yapıyorlarsa tabii onun devletten yani imkanlarıyla bunlar düzelir yani devlet ise düzelir ama kimse karışmıyor nasıl yapılır. Evet, şikayetler de para etmiyor. Evet, şikayetler de para etmiyor. Evet, son olarak yetkililerimize neler söylemek istersiniz? Valla benim konuştuklarım budur. Yani benim şimdi aktarma yaptıklarım budur. Siz de bize Allah rızası için yardımcı olun. Yani mesela bugün bir tek petrolün sattığı 40-50 bin litre mesela 100 bin litre günde sattığı zaman 30-40 tane petrolü toplasan hepsi o mazotu satmıyor. Yani hepsini toplasan onu bir tek günlük mazotu satmıyor. Ben oradan geçiyorum. Ötümüzler, kamyonlar, tırlar, hepsi sıraya girmiş. Adamlar mazot kavuşturamıyor. E bu yanda hangi petrol gidiyor? Boş. Yani el azından toplasan yazık ona kadar 30-40 tane petrolün yani sattığını bu bir tek petrol satıyor. Yani ben bunu diyorum yani bunu yani şikayetçi bu konuda yani. Allah çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben de çok teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun. Hepinize de bol şanslar kardeş. Yavuz Kereş yaklaşık 15 yıldır bu iş Elazığ bölgesindeyiz. İşleriniz nasıl? Çok şükür diyelim yani hani ağız alışkanlığı artık çok şükür diyelim. Yani şükretmek lazım az da yüzde. Sektör olarak sizden önceki esnaflarımız bayağı sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Kaçak akaryakıt geldiğini söyledi. Fiyat konusunda birlik beraberliğin olmadığını söylediler. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani zaten o büyük, bu sektörün en büyük kanyan yarası. Onda ciddi olarak bir sıkıntımız var. Arkadaşlarımız belki bu konuyu daha önceden size paylaşmışlar. Yani şu anda piyasada zaten irsal yerli fatura tamamıyla devleti ciddi anlamda soygun var. Zaten ben bunu her oturduğum ortamda da söylüyorum. Terör demek devlete sadece silah sıkan değildir. Devletten ciddi bir şekilde KDV'sidir, vergisidir, işte kaçırma da en büyük bence terör. Çünkü zaten bu işi yapan arkadaşların bu kazançların nereye gittiği de belli değil. Yani bunu bir belki de bugün devlete sıkan, silah sıkan örgütlere de gidiyor. Çünkü bunun adı adı altında kaçak. Bir de sektörümüzün bir ciddi olarak bir sıkıntısı da aynı şekilde nakliye sektöründe ciddi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Akaryakıt işleminde şu anda nereden bakarsanız bir akaryakıt nakliyesini yapmak için bir aracı dorsası alma adereli şekilde 700 bin TL'nin üstüne bir mal oluyor. Bunu zaten kendi sektörümüzde ayrı değerlendirmemiz lazım. Çünkü 700 bin TL bugün az bir para değil. Bugün neye yatırsanız aylık getirisi en az %10-15'in üzerinde olması gerekiyor. Şu an nakliye sektöründe biz kendi aracımızla yakıtımızı getirdiğimiz halde her tankerde 304 TL zarar ediyoruz. EPDK'nın Elazığ ve Malatya özellikle iki ilinde belirledikleri nakliye fiyatlarında Malatya 6 kuruş artı KDV, Elazığ 7 kuruş artı. Bunun yanında Bingöl, Diyarbakır, işte atıyorum Batman, Bitlis, Muş, Elazığ'a göre en az 10 kuruş farklı. En az 10 kuruş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mersin, Elazığ 600 kilometre nakliye 7 kuruş artı KDV yazıyor. Bingöl bizden 150 kilometre ötede Bingöl'e 15 kuruş artı KDV yazılıyor. Yani bunun matematiksel olarak bir açıklaması yok. Ama sesimizi duyan da yok çok şükür. Çünkü bu konuda Başbakan'a, CİMER'e, EPDK'ya birçok kez mail de attık. Bir sonuç da alamadık. Evet. Eleman çalıştırıyorsunuz mutlaka ki. Eleman konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Çünkü birçok sektörde kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Siz de onu yaşıyor musunuz?
Yani doğal olarak bayağı yaşıyoruz. Çünkü bugün elemanlarda ciddi olarak dediğiniz gibi sıkıntı olduğu zaman veya müşteriye karşı işte atıyorum olması gerektiği gibi davranmadığı zaman belki eleman değişikliğine gitmek istiyorsun ama gidemiyorsun. Çünkü akaryakıt sektöründeki eleman dediğiniz gibi kaliteli eleman, işi bilen eleman bulmak çok zor. Bu konuda İşkur'un biraz desteği olacağı söylendi ama onda da eğitim, yani İşkur derken İşkur bu işin eğitimini verecek değil ama İşkur aracıyla böyle hani bu işi en azından çünkü sonuçta akaryakıt nereden baksanız Türkiye genelinde bayağı bir bayi var. Bunlarda her istasyonda ortalama en az 10 kişiden çarparsanız kaç kişi edeceğini siz hesaplayın. Bunun mesela yani benim fikrim işte ya eğitim olarak alt sektörde eğitimini aldırtmaları. Çünkü bu sektörde işsizlik oranı Türkiye'de çok ama şu anda eleman aramaya kalksanız işi bilen de yok. Bunu yok. Akaryakıt fiyatları çok yükseldi. Bu işlerinizi etkiledi mi olumlu olumsuz? Yani mutlaka her gelen zamda mesela en son gelen zamda zaten 5 liranın üstüne çıkınca bir defa millete bir psikolojik baskı yaratmaya başladı. İster istemez en son itibariyle 31 Ekim'de geldi tahminimce. Yani nereden baksan günlük 500-600 litre satışlar düştü. Çünkü ciddi olarak millete yansıdı. Akaryakıt satışı yapan esnaf sayısı çok mu? Aranızda birlik beraberlik var mı? Siz biraz önce kastettiniz tabii birlik fiyat konusunda birlik beraberliği olmadığını söylediniz. Elazığ'da satış yapan esnaf çok mu akaryakıt? Elazığ'da esnaf zaten yine burada büyüklerimize ve işte yöneticilerimize ciddi olarak sorumluluk ve bu sıkıntının sebebi düşüyor. Yani yazı konak Elazığ merkez 8 veya 9 kilometre gibi bir alan. Ben en son bir 3-5 yıl önce bir sayım yaptım. Ortalama yazı konaktan Elazığ merkeze Bingöl yol düzergahından diyorum 23-24 tane akaryakıt istasyonu var. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1 kilometrede kaç tane istasyon var? Bu birlik beraberlik olayına da gelirsek bu da yok. Neden yok? Herkes işte ne satarsam günü kurtarmanın derdinde. Bundan dolayı zaten olacağını da sanmıyorum. Yani biz çoğu bay arkadaşlarımız dediğim gibi günü kurtarmanın derdinde. İşte yani ben kazanıp kazanmaması da ön planda değil. Tamamıyla artık yani bu bir eskiden böyle bir adlandır diyordu da hani diyordu ya şey çöplüğü olmuş şu alan işte atıyorum şey çöplüğü olmuş. Elazığ'ında bütün yollarına bakın. Malatya yoluna da, Diyarbakır yoluna da, Bingöl yoluna resmen akaryakıt çöplüğü olmuş. Yani bu işi yapan da yapıyor, yapmayan da yapıyor. Son olarak yetkililerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak ne diyor? Akaryakıt sektörünün sıkıntılarını gerçekten bir ciddi olarak eline alsalar. Yani akaryakıt sektöründe gerçekten haddinden fazla sıkıntı geliyor. Şimdi akaryakıt sektöründeki bayi arkadaşı olarak biz yani bütün bayi arkadaşlar her geçen gün mutlaka bir şeyler çıkıyor. Mesela örneğin bir iki tane örnek vereyim. İş güvenliği adı altında bir şey çıkardılar bize. 5 yıldır tamam var ama ne acaba bu iş güvenliği OSBG'leri inceleyen var mı yok mu? Yani biz sadece fatura geliyor ödeme yap tamam. Bunun yanında mesul müdür olayı istasyona yılda bir defa gelir. Şimdi de şey çıkar. Tehlikeli madde tanışmak zorunluluğu geliyor. İstasyona bir maliyet. Artı bunun yanında bir tehlikeli faaliyet belgesi zorunluluğu çıktı. 3 yıl önce belli bir para karşılığı aldık. Şimdi soran yok. Artı bunun yanında birkaç tane tehlikeli madde taşıma lisansı çıkardılar, iptal ettiler. Ama şeyleri aldılar ücretlerini sonuçta. Aynı şekilde şimdi şey geliyor işte dediğim gibi tehlikeli faaliyet belgesi, EPDK'nın lisansı. Yani görüntüde petrol sektörü kuyumculuk gibi adı ağır ama gideri ciddi fazla, çok ciddi. Bu konuda yöneticilerin biraz böyle yani bizi rahatlatmaları lazım.